Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, hırsızlara verilen cezalarla ilgili konuştu. Evden hırsızlık yaptığı belirlenen hiçbir şüphelinin serbest kalmadığını vurgulayan Akın, tutuklanmadan serbest kalmadığını, Türkiye'deki genel uygulamanın ötesinde bir eve girilip hırsızlık yapılan ve tespit edilen hiçbir şüpheli neredeyse tutuklanmadan serbest bırakılmıyor dedi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Doğrudur, Kayseri'de özellikle bağ evi dediğimiz, yani yazın kullanılan kış aylarını, sonbahar ayları birlikte terk edilen evlerimiz de kimse yaşamadığı için hırsız yan yana olan 20-30 eve girebiliyor. Bu tür vakalarda artış olabiliyor, yani özellikle sonbahar aylarında. Ama şunu belirteyim arkadaşlar, Türkiye'deki genel uygulamanın daha ötesinde bize neredeyse bir evde girilip hırsızlık yapılan ve tespit edilen hiçbir şüpheli neredeyse tutuklanmadan serbest bırakılmıyor. Yani ekseriyeti tutuklanıyor. Eğer eve girilip veya kapı zorlanarak açılmışsa, bir eşya alındı, tespit edilmişse mutlaka tutuklamaya sevk ediliyor ki mahkemelerimiz de bu konuda genelde tutuklama tedbirine başvuruyorlar. O dilencilik hususunda da tabii malumunuz çetelerle ilgili emniyet bir ön çalışma yapıyor. Bu konuda organize suç örgütüne rastlanıldığına ilişkin bir bulguya ulaşılırsa bize getirip biz o konuda da teknik takip ve diğer soruşturma işlemlerini başlarız tabii ki. Hırsızlık mahsulü eşya ele geçirildiği zaman mağdura mutlaka teslim ediliyor. Tabii burada herhangi bir tereddüt yoksa mağdura ait olduğuna ilişkin. O diğer sosyal medyada satışa çıkardığına ilişkin şu ana kadar bir bilgim olmadı. Ama öyle bir şey varsa cürüm mahsulü eşyayı satın almak da suç olduğu için bizatihi o resmen takibi gereken bir suç, emniyetimiz ve bizler onu resmen soruşturmaya konu ederiz. Yani kişinin şikayetine bağlı olmaksızın öyle bir cürüm mahsulü, suç eşyasını satışına şahit olduğumuz an ve bir tespitte bulunduğu an bunu resmen soruşturmaya konu ederiz.